yapan var mı? Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Nizip ilçesinde 40 bin konutun içerisinde sadece Furkan Apartmanı yıkıldı. Ve biz bu yıkımda 51 canımızı kaybettik. Binanın yıkılma nedeni bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere binanın zemin katında bir ve birden fazla kolon kesiği. Tanık beyanları ve bilirkişi raporlarına rağmen zemin katta bulunan iş yeri sahipleri Necdet Alpay, Eyüp Öğüt ve Faik Öğüt'ün mahkeme istememesine rağmen para vererek aldıkları çelişkili bilirkişi raporlarına Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de gelip yerinde inceleme yapmadan itibar etmesi nedeniyle 19 Temmuz 2024 tarihindeki karar duruşmasında bu şahıslara beraat kararı verilmiştir. Verilen bu karar biz aileleri ve kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. O binada oturan bir ev sahibi, komşularını ve evladını kaybeden bir anne olarak mahkeme heyetine soruyorum. Gerçekten vicdanınız rahat mı? Ama görüyoruz ki vicdanınız rahat değil. Çünkü açıkladığınız gerekçeli kararda bile mahkeme heyeti olarak kendinizle çelişmişsiniz. Bu kadar çelişkiler içinde verilen bu kararı biz aileler olarak asla ve asla kabul etmiyoruz. Bugün burada bu kararı kabul etmediğimizin bir göstergesi olarak İstinaf Mahkemesi dilekçemizi verdik ve taleplerimiz İstinaf Mahkemesi'nin Furkan Apartmanı dosyasını yeniden ele alıp duruşmalı olarak incelemesidir. Tüm süreçler boyunca davamızın peşinde ve yakinen takibinde olacağız. Siz kolon kesenler, kimi arkanıza alırsanız alın, biz canlarını kaybeden ailelere hesap vereceksiniz ve tekrar yargılanıp içeriye gireceksiniz. Biz adalet istiyoruz. Bu depremde kaybettiğimiz 51 canımız ve 53 bin insanın canı için adalet istiyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve bir sonraki yaşanacak olan depremde yine canlarımızı kaybetmemek için adalet istiyoruz. Sevdiklerimizin mezarına rahatça gidebilmek için adalet istiyoruz. Mahkeme heyetinin vicdansız ve adaletsiz bir şekilde verdiği bu beraat kararının diğer deprem davalarını da emsal teşkil etmemesi için adalet istiyoruz. Gün gelecek, devam dönecek, katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devam dönecek, katiller halka hesap verecek. Değerli basın emekçileri, 6 Şubat'ta 11 kentte büyük bir katliam yaşandı. Resmi rakamlara göre 50 bin insanımızı kaybettik. Biz gerçeğin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Hemen arkasından canlarını kaybeden aileler bir adalet mücadelesi başlattılar ve burada da Nizip'te de Nizip'in yıkılan tek binası olan Furkan Apartmanı'nda da adalet mücadelesi dişle tırnakla verildi. Ama 19 Temmuz'da işte bu önünde durduğumuz binada aynı zamanda bir adalet katliamı gerçekleştirildi. Herkese 19 Temmuz günü bu binanın önünde yükselen öfkeyi hatırlatmak istiyorum. Ülkenin dört bir tarafında seyreden herkesin yüreğini sızlatan o çığlıkları hatırlatmak istiyorum. O öfkenin sadece Nizip'te Furkan Apartmanı'nda değil, 11 kentte canlarını yitirmiş olan herkesin öfkesi, acısı, isyanı olduğunu hatırlatmak istiyorum. O gün bir şey söylemiştik. Ailelerimizle, avukatlarımızla, bu davaya, adalet mücadelesine omuz veren herkesle 19 Temmuz günü burada adalet katledildiğinde bir cümle kurmuştuk. Demiştik ki biz bitti diyene kadar bu dava bitmeyecek. Adalet arayışı devam ediyor. Çünkü Nizip'te Furkan Apartmanı davası 11 kentte göz göre göre işlenen cinayetlerin, kamu görevlileri görevini yapmadığı için göz göre göre gelen deprem katliamının
devlet göz yumduğu için, iktidar yol verdiği için, rantı, sarayı, talanı elinde tutanlar, bütün bu suçlara göz yumduğu için gerçekleşen katliamlar karşısında Nizip'te yükselen adalet mücadelesine yeni bir halka eklemek için biz bugün buradayız. Bunu söylemiştik. Bu davada hukuki anlamda gereken her şeyi yapmaya hazır olan aileler, avukatlarımız ve bizler sonuna kadar bu süreci devam ettireceğiz. Çünkü biliyoruz ki Furkan Apartmanı'nda kaybettiğimiz canlar için adalet mücadelesi, 11 kentte kaybettiğimiz her bir insan için yürüttüğümüz adalet mücadelesinin bir parçası ve depremde henüz canını kaybetmemiş olan ve maalesef ülkenin dört bir tarafında deprem riski altında yaşadığı için eli sürekli yüreğinde olan bütün yurttaşlar içinde ölmemek için verdiğimiz bir mücadele. O yüzden bugün size Nizip'ten sesleniyoruz. Adalet Sarayı'nın önünden sesleniyoruz. Ülkenin dört bir tarafında deprem suçları karşısında öfkelenen, isyan eden, deprem suçlarına verilen adaletsiz kararlara öfke duyan herkesi, ama herkesi Nizip'te Furkan Apartmanı davasına sahip çıkmaya, bu istinaf sürecinin adaletin gerektirdiği gibi işlemesi için kamuoyu oluşturmaya ve ailelerin mücadelesinin yanında olmaya davet ediyoruz. Biz buradayız. Bu mücadeleyi hep beraber omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz.